Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinden F-35 krizine Yunanistan'ın provokasyonlarından terörle mücadeleye kadar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar aynı zamanda bedelli askerlik ücretinin ise 55.194 lira olduğunu açıkladı. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 33.275 bugün itibariyle. 1 Ocak'tan itibaren 2021'den yani bir yılda ise 2795 terörist etkisale getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akar, Karasuları'nı 6 mil'den 12 mile çıkarma hayali kuran Yunanistan'ı uyardı. Yunanistan Ege'de deniz sahasında 12 mil gibi bir yanlış hesap yapmamalıdır. Bizi test etmesinler, maceraya girmesinler. 6 mil yapmışsın, oturun oturduğunuz yerde. Akar, terör örgütü PKK YPG'ye destek veren Amerika'yı da eleştirdi. "Bizim ABD ile en önemli problemimiz PKK YPG'ye yardım etmeleri. Bunları desteklemeleri müttefiklik ruhuna aykırıdır." Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 talebi ve teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları da ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Elimizdeki F-16'ların modernizasyon talebini de ilettik. F-35'lerde ise ortaklık bitti ancak bizim verdiğimiz para ABD'de kalsa da bize tahsis edilmiş uçaklar var. Belli çerçeveler çizildi. Bu konuda bu ay ya da gelecek ay ABD'de ikinci bir toplantı olacak. Bakan Akar, S-400'ün tercihten değil zorunluluktan tedarik edildiğini vurguladı. Bu konuda görüşerek mantıklı bir çözüm bulunabilirdi. <laughs> Akar, Kazakistan'ın içinde bulunduğu durumu kendi imkan ve olanaklarıyla aşacaklarına inandıklarını, bir talep gelmesi durumunda da her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Akar, bedelli askerlik miktarını da açıkladı. Ücretin 55.194 lira olarak belirlendiğini söyledi.